Burası Viranşehir'de Eyüp Peygamber'in kabri. 1639'da 4. Murat Bağdat seferini yaptıktan sonra bu bölgeden geçerken istirahat etmek ister ve 3 gün üst üste Eyüp Peygamber'in türbesinin burada olduğu kendisine rüyada işaret edilir. Ve bunun üzerine araştırma yapılır, türbenin yeri tespit edilir ve 4. Murat buraya bir cami inşa eder. Caminin yanına da sekizgen oluşan, sekizgen bir bina, türbe Eyüp Sultan Türbesi, Eyüp Peygamber türbesini buraya inşa ettirir. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim türbeye giriyoruz. Merhaba, merhaba, merhaba. Allah'ın seçtiği peygamberler arasında İbrahim Aleyhisselam'dan sonra, Yakup Aleyhisselam'dan sonra yaşamış bir peygamberin huzurundayız. Eyüp peygamber, Kur'an'ın Allah'ın ifadesiyle, övgüsüyle ni'mel abd, ne güzel bir kul olarak Allah'ın şükrünü ve zikrini bize haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de ey Muhammed, Allah'ı çokça şükreden o güzel kulu Eyyub'u an diyerek ümmetine Kur'an vasıtasıyla Eyüp Peygamber'i haber veriyor. Eyüp Aleyhisselam çok zengindi, çok şükreden, çok ibadet eden, çok takva sahibi, malını hayra sarf eden bir zat idi. Hanımı Rahmet isimli bir hanımefendiydi. Onun da soyu Yakup Aleyhisselam'a dayanıyordu. Harran bölgesinde, Şam bölgesinde çok fazla malı mülkü olduğu biliniyor. Allah ona Süleyman Aleyhisselam'a verdiği mülk gibi Eyüp Aleyhisselam'a da mülk ve saltanat vermişti. Eyüp Aleyhisselam'ın rivayetlere göre o kadar çok koyunları vardı ki bu koyunları otlatan 1000 kadar çobanı vardı. Yanında tarlalarında, bahçelerinde çalışan 500'den fazla işçisi vardı. Rabbim ona mal vermiş, ekinleri, dönüm dönüm arazileri ona bahşetmiş, bunun yanında da evlat da ihsan etmişti. 10 tane çocuk dünyaya geldi. Eyüp Aleyhisselam'ın 7'si erkek, 3'ü kız çocuğu vardı ve hepsi de hayırlı birer evlat olarak ona hizmet ediyorlardı. Eyüp Aleyhisselam Allah'a çok şükreden bir kuldu. Secdeye varır, secdede Allah'tan muradını ister ve Allah-u Teala da secdeden sonra ne istemişse Eyüp Aleyhisselam'a oluk oluk akıtırdı. Duası genellikle şöyleydi. Ya Rabbi, Allah'ım, beni görüp de kıskanan komşunun gözünden, benim malımı, mülkümü kıskanan, haset eden hasetçinin şerrinden, iyiliğimi görüp de gizleyen, yanlışımı görüp de ifşa edip diline dolayan insanların şerrinden sana sığınırım buyururdu. Duasını böyle yapardı. O kadar çok malı, mülkü, izzeti arttı ki Allah da onu bu şükrüne karşılık meleklerine, gökteki elle över. Şeytan ise onun adını duydukça, meleklerin onun adını andığını hissettikçe Eyüp Aleyhisselam'ın elindeki nimetlerin gitmesi için kıskanır, çatlardı. Ve Allah'tan müsaade istedi. Sen Eyüp'ü çok şükreden, seni çok anan bir peygamber olarak görüyorsun, övüyorsun. Ama ona bugüne kadar her türlü malı, mülkü, evladı, iyali verdin. Bir de al bakalım elinden, alırsan ne hale gelecek diye şeytan da onu kıskanır ve diline dolardı. Burada sekizgen olan bu bina içerisinde onda rahmet, onda nimet, şükür onda teslimiyet, Allah verir derdi, evet. Eyüp Nebi sabrederdi, Allah güzel kulum derdi.
Bu beyitler Eyüp Aleyhisselam'ın malını mülkünü anlatıyor ve sonrasında da başına gelecekleri bize kısaca özetliyor. Ama esas burada Eyüp Aleyhisselam'ın malı mülkü daha kadardı. Evlat, sağlık onda vardı. Varlığını sabra sardı. Eyüp Nebi sabrederdi. Allah güzel kulum derdi. Şeytan haset etti. Yine ateş düştü yüreğine. Rabbin hadsiz nimetine Eyüp Nebi şükrederdi. Allah güzel kulum derdi. Şeytan dedi ki, ey Allah, bana müsaade et. Bak Eyüp'ün nasıl zaafları olduğunu sana göstereceğim. Sen önce malını al bakalım. Bir malına zarar ver de onun sabrını o zaman görelim. O zaman onun sana şükredeceğini bakalım görecek misin? Allah Eyüp Aleyhisselam'ın malını elinden aldı. Tarlaları gitti, hayvanları gitti, telef oldu. Elinde avucunda ne varsa malı hep alındı, hepsini kaybetti. Ama o yine de şükrediyordu, sabrediyordu. Allah'a şükürler diyor. Sağlığım yerinde, evladım yerinde, Allah'ın verdiği güç, kuvvet, iman yerinde. Girdiğinde kullardara, kula gerek hakka ora, örnek olduğu insanlara Eyüp Nebi sabrederdi. Allah güzel kulum derdi. Şeytan bu sefer dedi ki, malını aldın, tabii bir şey demedi. Güveniyor çünkü, evladı var, yine mal yaparım diye. Bu sefer de evladını al bakalım. Sabredecek mi göreceğiz dedi. Allah-u Teala o güzelim evlatlarını da elinden aldı, hepsini kaybetti. Evlat acısını tattı Eyüp Aleyhisselam. Sadece hanımı kaldı. Hanımı kaldı yanında. Buna rağmen yine de sabretti. Metin durdu, Allah verdi, Allah aldı diyerek Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini arz etti. Adil teslim adalete, yarattığın her nimete, kemiğini örten ete Eyüp Nebi sabrederdi, Allah güzel kulum derdi. Bu sefer şeytan baktı ki malını aldı, sabretti, evladını aldı, sabretti. Üçüncü kez de dedi ki ey Allah'ım, bu sefer de canına bir dokun bakalım. Sağlığına, sıhhatine bir dokun bakalım. O zaman sabredebilecek mi göreceğiz. Eyüp Aleyhisselam'ın başına bin bir türlü hastalık geldi. Öyle ki artık yatağından kalkamaz, insanların arasına varamaz bir duruma geldi. Derileri, etleri dökülecek kadar dilim dilim her türlü deri hastalıkları Eyüp Aleyhisselam'ın vücudunu yedi, bitirdi. O kadar zor bir durumda ki kimse yanına yanaşamaz oldu. Eyüp Aleyhisselam'ın akrabaları uzaklaştı, tanıdıkları, dostları uzaklaştı. Hiç kimse yanında kalmadı ama o yine de Allah'a sabrediyordu. Yıllarca sabretti. Hastalığından hiç şikayet etmedi. Tam tersine duasında bile Allah'a hasta oldum demedi. Sadece şu kadar söyledi. Rabbi, enni messen yavurrum ve ente erhamur rahimin. Rabbim, bana bir zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Bu kadar söyledi. Rabbimiz Allah-u Teala onun bu sabrı karşısında, metaneti karşısında Eyüp Aleyhisselam'ı daha da övdü, daha da şükreden, sabreden bir kul olarak yanında katında yazdı. Hastalığa sabır, mala mülke sabır, evlat acısına sabır, bir insanın başına gelebilecek en büyük felaketlere sabır, sabır taşı bile çatlar derler ya, işte Eyüp Aleyhisselam'ın tüm bunlara sabretmesi Allah katında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Şeytan kahrından parça parça oldu. Her konuda imtihan oldu. Tüm imtihanları Eyüp Aleyhisselam kazandı. 7
7 7 yani 3 tane 7 sene ya da bir 14 sene bu hastalığının sürdüğü kitaplarda, kaynaklarda geçiyor. Yaklaşık 14 sene hastalıkla imtihan oldu Eyüp Aleyhisselam. Fakat hiçbir zaman ümidini kesmedi. Allah Teala ona öyle bir tövbesini kabul etti. Kabri başında o sabır timsaline, Eyüp sabrı diye dillere destan olan o güzel metanetine şahit olduğumuz, bildiğimiz Peygamberimiz Eyüp Peygamber'in kabri başında dua edelim. Rabbim dualarımızı, okuduklarımızı kabul eylesin. Onun içtiği Eyüp Aleyhisselam'ın o ana kadar vücudundaki bütün yaralar, çıbanlar birdenbire iyileşti. Şifa buldu. O kadar güzel bir vücut verildi ki kendisine. Hanımı yanına geldiğinde Eyüp Aleyhisselam'ı sordu. Dedi ki Eyüp nerede? O da dedi ki sen Eyüp'ü tanıyor musun? E tanımaz olur muyum? E peki karşındayım. Sen Eyüp musun? Genç, yakışıklı, tertemiz bir vücuda sahip biri haline geldi. Eyüp Aleyhisselam'ı hanımı bile tanıyamayacak kadar Allah ona şifa verdi. Eyüp Aleyhisselam suyu dökündü, vücudunu tertemiz bir hal aldı. İçti sudan, o kadar güzel bir hal aldı ki vücudu ve gençleşti. Onu daha önce bu şekilde hiç kimse görmemişti. Hanımı geldi. Eyüp Aleyhisselam'ı sordu. Sen Eyüp'ü tanıyor musun dedi. E tanımaz mıyım, o benim eşim kocam deyince işte karşında duruyorum. Hanımı da hayret etti. Allah ona terü taze bir vücut bahşetti. Suların şifası ve gerçekten Rabbimin rahmetiyle Eyüp Aleyhisselam çok harika bir vücuda, çok sıhhatli bir bedene kavuştu. Allah her şeye kadirdir. Hastalığı sırasında hanımının kendisine, ey Eyüp sen ağzı dualı Allah'ın seçtiği bir peygambersin. Niye dua edip de şifa dilemezsin? Allah senin duanı kabul etmez mi? Dua etseydin de iyileşsin diye söylemesinden üzüntü duydu ve ona iyileşirsem sana 100 sopa vuracağım demişti. Şimdi Eyüp Aleyhisselam o verdiği sözü, adağı tekrar hatırladı. Hanımına dedi ki sen bana böyle böyle dedin ya, ben de sana 100 sopa vurmayı ahdetmiştim. Allah Eyüp Aleyhisselam'a vahyetti o arada. Ey Eyüp, bitki saplarından, çöplerinden topla 100 tanesini bir demet yap, hanımına şöyle dokunuver, adağın yerine gelsin, sözün yerine gelsin diye. Eyüp Aleyhisselam da bitkilerin saplarından topladı ve sözü sadece yerine gelsin diye kendisine hastalığı çok zor zamanlarında, o sırada hiçbir zaman vefasızlık göstermeyen, kendisine gayet iyi davranan ve yanından hiç ayrılmayan hanımına sözü yerine gelsin diye dokundurdu. Ve Kur'an-ı Kerim buna da işaret ediyor. Esas olan insanların düzgün olması, pişman olması ve karşı tarafa zarar vermemesidir. Bu yüzden böyle de bir kolaylığı Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor. Yanlış bir söz verir ada kadarsak, Kur'an-ı Kerim onun da kolaylıkla çözümünü göstermiş oldu. Şu anda tabii bizi izleyen, hastalıktan inim inim inleyen, derdi olan, çaresiz hastalıklara düçar olmuş pek çok izleyicimiz de var. Onların da şifa bulması niyetiyle Eyüp Aleyhisselam'ın şifa bulduğu şu yerde, şu kuyunun başında ellerimizi açalım Rabbimize, tüm hastalarımızın şifa bulması için niyaz edelim. Allah en kısa zamanda tüm hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Eyyub'un sabrına, Eyyub'un hastalığına, Eyyub'un çilesine karşılık veren, rahmet eden Allah bize de rahmet eder elbet. Rabbim şifa sahibidir, şafi odur, koruyan odur, vesileyi kılan odur,
Su bir vesile oldu Eyüp Aleyhisselam'a. Hastalarımıza da nice vesile olacak ilaçlar, dualar olsun. Amin. Sübhan Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena. Ey göklerin ve yerin sahibi olan Ulu Allah. Allah'ım her şey sendendir. Sana inandık. Sana iman ettik. Gönderdiğin kitaplara iman ettik. Peygamberlere iman ettik. Getirdiği her türlü sünneti seniyyesine bağlı kalmaya çalıştık. Ya Rabbi amellerimizi, ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım hasta kulların var. Hastalarımız var, şifa bekliyorlar. Eyüp kuluna Ni'mel Abd dediğin o güzel kula nasıl şifa verdiysen hastalarımıza da şifa ihsan eyle. Ya Rabbi acil şifalar gönder. Bedenimize sıhhat ver. Kalbimize nur ver. Elimize, gözümüze, yüzümüze nur ver. Nuruna gark eyle. Her türlü hastalıktan, gamdan, kederden, dertten, tasadan bizleri halas eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Şifa sendendir Allah'ım. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allahümme şfi merdana, verham mevtana, ve istecib duaena. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Allahümme inna nes'elke temamen ni'me ve devamel afiye ve umran tavila ve rizkan vasi'a ve evladan saliha ve kuluben haşi'a ve lisanen zakira ve husnel hatime. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmetil Fatiha. Sulardan şifa bulan Eyüp Aleyhisselam'ın Allah tevbesini kabul eyledi. Sabır çilesi bitti. Sabrın sonu selametti ya. Kendisine kaybettiği önce o sağlık, afiyet geri verildi. Eskisinden daha güzel bir hale geldi. Malı kendisine geri döndü. Vadiye bak, ekinlerin başına git, tarlalarına bir bak dendi kendisine. Eyüp Aleyhisselam ekinlerinin başına, tarlalarına gittiğinde o güne kadar olmamış derecede bereketli ürünlerin yerden fışkırdığını, tarlalarının mahsulle dolduğunu, eskisinden daha çok kendisine mal verildiğini gördü. O kadar ki binlerce sürüye, on binlerce dönüm araziye, belki milyonlarca değerinde paraya kavuştu. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah biadedi külli istiğfarin istağfirahul müstağfirun. Bizi bağışla Allah'ım. Bizi bağışla Allah'ım. Bizi bağışla Allah'ım. Senden bağışlanma dileyenlerin tövbesi sayısınca tövbe ediyoruz. Bizi bağışla Allah'ım. Sübhanallah. 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 Biadedi külli tesbihin sebbahahul müsebbihun. Seni tesbih ederiz. Seni tesbih ederiz. Seni tesbih ederiz. Tesbihat edenlerin tesbihleri sayısınca tesbihat ediyoruz. Tesbihatımızı kabul eyle Allah'ım. Elhamdülillah. 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 Biadedi külli tahmidin hamidehul hamidun. Sana hamdolsun Allah'ım. Sana hamdolsun Allah'ım. Sana hamdolsun Allah'ım. Sana hamd edenlerin hamdleri sayısınca hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle Allah'ım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Biadedi külli
tekbirin, kebberahul mükebbirun. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Seni tekbir edenlerin tekbirleri sayısınca tekbir ediyoruz. Tekbirlerimizi kabul eyle Allah'ım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bi'adedi külli tehlilin. Ellelehül mühellilun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Seni tevhid edenlerin tevhidleri sayısınca tevhid ediyoruz. Tevhidimizi kabul eyle Allah'ım. Allah, Allah, Allah. Bi'adedi külli zikrin zekerahu zâkirûn ve gafele an zikrihil gâfilûn. Allah, Allah diyoruz. Seni zikredenlerin nefesleri sayısınca, senden gafil olanların gafletleri sayısınca Allah diyoruz. Zikrimizi kabul eyle Allah'ım. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent. Halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetaat. Eûzu bike min şerri ma sanatu. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi. Fâfirli fe innehu la yâfiruz zunube illa ent. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âkhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sevgili izleyiciler, Kanal 7 ekranlarından yine sahur vaktinde sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Hak bize iman nasip etmiş ve mümin kardeş kılmış. Rengi başka, ırkı başka, memleketi başka. Ama sadece imanı var diye bağrınıza basıyorsunuz. Belki yüzü simsiyah. Belki tamamen dünyanın başka bir yerinden gelmiş. Hatta aranızda bir sürü fark da var. Hiç benzerlik de yok ama Allah insanlara bir sevgi vermiş. Kalbimize bir hoşnutluk vermiş. Sevdiğin insanı candan böyle bağrına basıyorsun. Mekke'de, Medine'de pek çok Müslümanlarla, dünyanın her tarafından gelenlerle böyle kardeşçe sarıldık, kucaklaştık, birbirlerimize dua ettik. İnsanın kendi gıyabında arkasından dua eden insanların olması ne kadar güzel bir şey. Biz şimdi bu gece ne yapıyoruz? Her gece sahurda olduğu gibi bu gecede tanımadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz insanlara dua ediyoruz. Allah Allah, niye dua ediyoruz biz? Bilmediği insana insan dua eder mi? Eder. Neyle eder? İmanla eder. İman sayesinde. Hep bunlar imanla oluyor. Cenab-ı Hak bu imanın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bizleri iman kardeşi eylesin. Evet, telefonumuz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar, bereketli sofralar. Buyurun efendim. Çok sağ olun hocam, Allah razı olsun. Hocam benim bir sorum olacaktı da. Geçmiş zamanda taziye evinde hatim için cüzler veriliyordu bize. Ben bu cüzleri okuyup okumamak arasında kararsız kaldım. Yani daha doğrusu okudum ama hatırlamıyorum. Unutulan cüzler nasıl okunmalı? Günahı var mı? Olmaz mı? Şimdi size diyorlar ki burada biz hatim yapacağız. Birinci cüz senin, ikinci cüz arkadaşın, üçüncü cüz senin. 30 cüzü 30 kişiye dağıttık. Ve hatim bitti deniyor ama 3 kişi okumamış. Okumayanlar okudum diye bildiriyorsa ya da okudu diye biliniyorsa günaha giriyorlar. Emaneti zayi etmiş oluyorlar ve o kişiye hatim okunmamış oluyor. Bunun vebali, günahı okumayanlara oluyor. Almayacaksınız. Eğer okuyamayacaksanız yani, almayacaksınız. Okudum ama ikilemde kaldım. Yani içim rahat etmedi. Tekrardan bir hatim yapıyorum. Onun niyetine de geçer mi acaba? Neden
içiniz rahat etmedi okuduğunuz halde? Yani şöyle mesela 17. cüz belki diyorum hani 18'i okudum. O şekilde yani verilen aynı dakika itibariyle okumadım. Ben daha sonra okudum, o yüzden ikilemde kaldım. Tamam, onu tamamlayacaksınız. Ben bir cüzü yanlış olabilir diye bütün hatmi yapıyorum diyorsun, öyle mi? Doğrudur, evet. Ay maşallah, yani o da tabii bir vefa örneği. İyi yapıyorsun. Hem kendin Kur'an okumuş oluyorsun hem de verdiğin sözü efendim yerine getirmiş oluyorsun. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Okumak lazım. Hatırlamıyorsak yine sorabiliriz. Utanmak yok, ayıp yok. Kardeşim bana kaçıncı cüzü vermiştiniz? Ben o zaman okuduğumu tam hatırlamıyorum. Ya da yanlış okumuş olabilirim. Soracaksınız. Yani bu çünkü sözdür, emanettir. Ve 30 cüz Kur'an 30 cüz olduğu için birileri okumadığında eksik kalır. Okunması lazım mutlaka. Peki Şanlıurfa'ya selam. Berivan Hanım, başka soru var mı? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hayırlı sahurlar. Sağ olun, hayırlı sahurlar. Diğer telefonumuz var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sahurlar. Melek Çakmak İstanbul'dan arıyor. Melek Hanım buyurun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biraz heyecan yaptım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Benim bir iki sorum olacaktı. Bir annemi 6 ay önce pırtı attı da beyninde, ona bakmaya başladım. Çok geçmiş olsun. Şifa versin Rabbim inşallah. Allah razı olsun. Şimdi annemin aldığı kiralar var. O kiralardan annemin zekatını versem olur mu ben onun adına? Kiralar birikmiş mi böyle bir, yani 200 bin 300 bin lira falan olduysa? Yok. Yok yok, yani toplasam 10 milyar 15 milyar falan yaptı. Yani 10-15 bin lira. Benim gibi milyar deme yahu. 10-15 bin lira. 15 bin lira. Peki bu şeyi mi kastediyorsun? Orucun fitresini kastediyorsun. Evet, orucun fitresini Orucun fitresini verebilirsin tabii. Onlardan verirsin. Onun adına verebilirim değil mi? 130 lira bir günlük orucun bu seneki fitre ya da fidye miktarı. Bir ay tutmadıysa kaç lira yapıyor hocam? 4 milyar 150 bin lira mı efendim? Bir Hüseyin hocam hemen yapsın. 130 çarpı 30. Tam 30 gün bu sene Ramazan. 3900. Efendim? 3900. 3900 yapıyormuş. Tamam. Yani fazla versem de sorun olmaz. En azı bu. Üstüne tamam. Fazla verebilirsiniz. Rabbim şifa versin. Diğer sorum da hocam, annem hasta olduğu için, biliyorum hasta olduğu için istiyor ama oruç tutmamı istemiyor. Neden? Ağlıyor, çok üzülüyorum diyor. Sen oruç tutun, bana bakıyorsun. Olsun. Çok üzülüyorum diyor. Yani bakmak kötü bir şey değil ki. İnsan oruç tutar, doktorluk yapar. Oruç tutar, öğretmenlik yapar. Oruç tutar, işçilik yapar. Tutmaya gücün yetiyorsa tutacaksın. Oruç tutmanız yok, hayırlıdır diyor. O çok üzülüyor da o yüzden yok, içime dert oluyor. Yok, o öyle dese de anacığım Allah sevap yazıyor, ben daha çok memnun oluyorum dersin. Bu tür şeylerde anne baba araya girse bile Cenab-ı Hakk'ın emri önce gelir. Ona anladım. Dikkat edeceğiz. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Allah sizlere hayırlı de sağlık, hocam. Afiyet versin. Bütün hastalarımıza şifalar versin. Amin hocam. Sağ olun hocam. Evet, çok zor durumda olan hastalarımız var. Telefonlar devam ediyor. Hemen alalım. Diyarbakır'a selam. Selamünaleyküm. Diyarbakır. Ne güzel yerdir. Diyarı Bekir. Selamünaleyküm. Alo. Abi bu kadar övdük ya Diyarbakır'ı. Buyurun. Hatta mı? Hatta bizi duyuyor ama biz onu duyamıyoruz. Selamünaleyküm. Alo. Peki. Diyarbakır alacağımız var senden. Peki. Sabır, tahammül, hayatı başkalarıyla yaşayabilmek, başkalarına tahammül edebilmek, bunlar ilk bakışta herkesin yaptığı şeyler gibi görünüyor. Ama insanoğlu maalesef nefsini putlaştırırsa, karşısındaki insana değer vermezse, hep bana hep bana diye bencil olarak yetişirse, o insan başkasına tahammül edemez. Küplere biner, ortalığı yıkar, dağıtır, kavga eder. Şimdi felsefe ne olacak? Düşüncemiz şöyle olacak. Ben ne yapabilirim? Önce şöyle düşünüyor herkes. Annem, başkalarının annesi gibi bana davranamıyor.
Halbuki bana şöyle yapması lazım. Burada haklı olabilir. Babam başkalarının babası gibi yapamıyor. Babam çok eksiği var. Amcalarım, dayılarım bizim onlardan hayır gelmez. Dedem bilmem ne kendinde zaten bize bir faydası yok. Bana bir faydası yok. Kardeşlerim bana bir faydası yok. Şunun bana bir faydası yok. İnsanlar böyle düşünüyorlar. Halbuki bu behimi, hayvani bir düşüncedir. Bu menfaatçi bir düşüncedir. İnsan nasıl düşünür biliyor musunuz? Ben anneme ne yapabilirim? Nasıl faydalı olabilirim? Ben babama nasıl faydalı olabilirim? Ben evladıma nasıl faydalı olabilirim? Ben dedeme nasıl faydalı olabilirim? Ben şuna nasıl faydalı olabilirim? İnsan böyle düşünmeye başladığı zaman gelişir, karakteri gelişir. Bugün biz en çok insanların karakterinden çekiyoruz. Kabiliyet var herkeste. Çok zeki, elinde sanat geliyor, iş geliyor, başarılar üstüne başarılar var ama karakter, sabır var mı? Saygı var mı? Efendim tahammül var mı? Başkasını düşünme var mı? Başkasına yardımcı olabilmek için can tıraş çalışabilme var mı? Memleketi vatan için canını malını feda edebilmek var mı? Fakiri fukarayı düşünebilmek var mı? Onlar az. Niye? Karakter üzerine durmuyoruz. Hep kabiliyet üzerine duruyoruz. Hadi ya bakayım, hadi şunu yap bakayım, hadi bunu yap bakayım. Yapıyor. Sirke götürdüğün, affedersin, hayvanlar daha güzellerini yapıyor. Alıştırdıktan sonra. Afrika'da ben kuş dansı izledim. Güney Afrika'da 20 sene önce. Aman Allah'ım, bize dediler ki gözlerinizi kapayın. Kendinizi cennette hissedin. Ve sonra kuşlar geldi, bizi selamladılar. Pelikanlar, papağanlar, efendim, hatta baykuşlar kanat çırptılar bize. Ve her birimizi selamladılar. Sonra yerlerine geçtiler. Sonra diğer kuşlar geldi. Ve bu kabiliyet bu kuşlarda bile var. İnsanı insan yapan şey başkasıyla ilgili yaptığı hayırlardır. Onun için sabır ve tahammül çok en büyük silahımızdır. Telefonları almaya devam edelim. Peki, İbrahim Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir de oğlunun adını İbrahim koydu Peygamberimiz. İbrahim Aleyhisselam'dan dolayı en son olan oğlu İbrahim'in adını oradan koydu. Şimdi seyircilerimiz var bakalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim hangi yaşındandı? Bilen var mı? Peygamberimizin oğlu İbrahim'in annesi. Benim bildiğim Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe'nin hiç çocuğu olmadı. Emine o zaman. Emine de hiç yaşı olmadı. Bilmem ben öyle hatırlıyorum. Peki. Yani. Peygamberimizin, sen biliyor musun Peygamberimizin çocukların isimlerini? Sayabilir misin? Kaç çocuğu vardı Peygamberimizin? Peki Peygamberimizin ismini söyle. Al bakayım şöyle. Hoş geldin. Adın ne? Şöyle şöyle tut, yakın tut Elif. Hazreti Adem. Peygamberimizin ismi. Adem ilk peygamber. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç yaşındasın? 9. He? 9. Hiç oruç tuttun mu? Tuttum. Tuttun mu? Evet. Aferin. Peki, bundan sonra Peygamber Efendimizin ismini öğreneceğiz değil mi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın oğlu İbrahim kimdi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mısır'da, Mısır'ın valisi olan, Bizans'ın valisi olan Mukavkıs'a mektup gönderdi. Mukavkıs mektubu aldı, okudu, çok etkilendi. Eslim teslem, ben Allah'ın Resulüyüm, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen Müslüman olursan, seninle birlikte bütün insanlar Müslüman olursa, kabilelerin, sen bütün sevabı da sen alacaksın, iki kere sevaba gireceksin diye Mukavkıs'a mektup gönderdi. O çok etkilendi ve Müslüman olmaya karar verdi. Ancak Bizans'ın ve insanların tepkisinden korkarak Müslümanlığını gizledi. Fakat Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediyeler gönderdi. Atlar gönderdi, merkepler gönderdi, iki tane cariye gönderdi. Efendim, Resul Efendimiz onlardan
Mariye isimli cariye Müslüman olunca onunla evlendi. Mariye ile evlendi. Mariye ya da Maria. Maria'ydı. Mariye dedi Peygamberimiz ona ve Mariye ile evlendi. Mariye ile evlendi ve bir sene sonra Resul Efendimizin Mariye'den bir oğlu dünyaya geldi. Bir oğlu dünyaya geldi. Peygamberimizin Medine'deki döneminde Mariye'den doğan çocuğuna da İbrahim adını koydu. İbrahim Aleyhisselam'a hürmeten oğlunun adını İbrahim koydu ve İbrahim maalesef 1,5 yaşındayken hastalandı. Kuba denilen Medine-i Münevvere'ye 7-8 kilometre mesafedeki Kuba Mescidi'nin olduğu yerde temiz havaya gönderdi Peygamber Efendimiz oğlunu ve annesini. Ve orada kocası körükçü olan yani demir kalay yapan bir adamın eşi Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim'e süt annelik yaptı. Süt annesi olmak için bütün kadınlar sıraya girdiler. Allah Resulü o kadına verdi. İbrahim süt anneden emerken Resul Efendimiz her cumartesi günü Kuba mevkiine gider. Mariye annemizi ziyaret eder ve oğlu İbrahim'i severdi. En son gittiğinde İbrahim hastaydı ve İbrahim'i aldı, kucakladı, sevdi, annesine gönderdi. Fakat yolda dediler ki ya Resulallah İbrahim vefat etti. Oğlu İbrahim vefat edince ağladı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte İbrahim'in annesi Mariye Peygamber Efendimiz'e bir çocuk dünyaya getirdi. Azat oldu, Müslüman oldu ve müminlerin annesi oldu. Mariye annemiz peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ömer döneminde Hicri 16 senesine kadar yaşadı. Çok edepli, hayalı bir hanımefendiydi. Hazreti Ömer onun cenaze namazını kıldırdı ve Mısırlıların İslam'a girmelerinde, Müslüman olmalarında çok önemli bir etkisi oldu Mariye annemizin. Çünkü Mısırlıların çoğu Kıptiydi, Hristiyandı. Mariye annemiz peygamberin hanımı diye Mısırlı insanların çoğu Müslüman oldu. Allah Resulü'nün evliliklerinde böyle hikmetler vardır. Eniştemiz derlerdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ruhları şad olsun. Mariye annemizin mekanı cennet olsun. Cennetül Bakî'de oğlu İbrahim de orada. Mariye annemiz de orada. Gidince orada onların ruhlarına okuyoruz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz başta olmak üzere tüm ölmüşlerimizin ruhunu şad eylesin. Evet, telefonumuz bekliyormuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar Burak Bey. Hayırlı sahurlar hocam. Size sorum olacak iki kaç, tane. Kaç yaşındasın? 12. 12 maşallah. Bak ne güzel bey yazmışlar. Aga bey. Peki Burak Bey buyur. Hocam birinci sorum kaçak yani korsan maç izlemek günah mı, kul hakkına girer mi? Televizyondan mı? Evet. Yani şifreleri mi çözüyorlar? Şifreleri çözüp korsan maç izliyorsun. Onun, evet, onun da tadı da tuzu da olmaz ki ya. İkide bir kesilir, mesilir, şifre girer değil mi? Evet. Şimdi bir şey satışa sunulmuşsa onun sahtesi yapılıyorsa sahteyi yapanlar günahkardır. O sahteyi almak da bilerek almak da günaha sebep olmaktır. Biz günlerdir söylüyoruz benim adıma başka hocalar adına da krem satıyorlar piyasada. Hiç bizim haberimiz yok. Böyle bir şey tavsiye etmemiz de mümkün değil ama beni konuşturuyorlar güya yapay zekayla. Kaçak yapıyorlar. Haram kazanıyorlar. Dolayısıyla haram işlemiş oluruz. Buna telif hakkı deniyor. Telif hakkını veririz. Veremiyorsak hani bir tanıdığın almıştır hakkını vesaire onun yanında izlersin. Onun dışında ben şifreyi çözeyim dediğin zaman kilidi açıp bir eve girmek gibi olur. Kilidi açtın başkasının evine girdi. Müsaade etmemişti sana. Burak doğru değil canım. Tamam, kul hakkına girer. Diğer sorum evet. Hurma yerken tek sayı mı yemeliyiz? Hurma yiyesimiz geldi yahu. Hurma yerken? Tek sayı mı yemeliyiz illa? Tek sayı. Yani evet. Üç tane, beş tane. Ben de hurma tutayım bari. Evet.
Tek sayı innallaha vitrun yuhibbul vitre. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yiyeceklerde de, hurmalarda da, zeytinlerde de, suyu üç yudumda içerken de tek sayıda olmasına dikkat etmiş. Dolayısıyla haklısın. Ben de çekirdeğini soracaksın zannettim. Çekirdeği de çıkarılmayabilir. Hurmanın çekirdeği de midede eriyor. Alın bakalım gençlere diyorum. Burada, bu tarafa da. Hurma, biz her gün bir kilo hurma bir şifreyi bilen izleyicimize gönderiyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim var ve yine kadife kaplı Kur'an'da 3 şifre veriyoruz. 3 şifreyi bilen 3 kişiye hediyelerimiz bu akşam da var. Burak, tek yemek müstehaptır, güzel olur. Doğru söyledin. Ama sen tek yemek istedin de sana 2 tane verdiler. O zaman bir mahsuru yok. Veya önüne geldi 4 tane, 5 tane. Mesela ben zeytin çekirdeği, zeytin yerken hani 3, 5, 7 gibi. Çay içeceksin, hani kaç bardak içersin? 3 bardak içersin, 5 bardak. Peygamber Efendimiz burada tekleri sevmiş mesela. Rükûya gidiyorsun. Allahu Ekber. Kaç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz rükûda Burak? 3 defa hocam. 3 defa. Daha fazla yapmak istersek 4 defa yapmıyoruz mesela. Ya 5 yapıyoruz, ya 7, ya 9, ya 11 gibi. Böyle tek sayı gidiyoruz. Güzel bir soru sordun. Tek sayıyla yapmak daha güzeldir. Allah'ın birliğine işaret eder. Teşekkür ediyorum. Başka soru var mı? Hocam başka sorum yok. Bir de sizden isteğim var. Hayırdır? Hocam bir de hurma isteyebilir miyim? Çok güzel ya. Burak, gözlerinden öpüyorum. Sana bir kilo değil arkadaşlar. 2 kilo. Kim kaydediyor? Teşekkür ederim hocam. Kim kay- üç tek mi olsun? Çift olsun. Çift olsun. Ya 3 tane de içinde yüzlerce var. 2 kilo yeter. İçinde tek bulursun. Afiyetle ye. Mutlaka yarın hemen arkadaşlar benim hesabıma aldıralım, gönderelim. Burak, gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Tamam, teşekkür Hadi ederim hocam. Sen kıramadık seni. Cenab-ı Hak sağlık afiyet versin. Diğer telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Süleyman Taş Delen Gaziantep'te. Hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Hocam benim annem babam vefat etti. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam bir yıldır 4 tane bacımla ben konuşmuyorum. Miras yüzünden. Dinimizce miras paylaşımı nasıl? Bir de ben her gün bu Ramazan ayında oruçluyken orucu açtıktan sonra 4 bacıma beddua ediyorum. Bunun günahı nedir? Ben haklarının fazlasını verdiğim halde almıyorlar, mahkemeye verdiler. Bir de size danışayım dedim hocam. Yardımcı olursanız sevinirim. Çok sağ olun. Şimdi daha önce beni izledin mi Süleyman? Evet izledim hocam. Süleyman Taşdelen. Gaziantep. Evet, hocam. Süleyman Taşdelen Gaziantep deyince Süleyman Taşdelen'in kız kardeşlerinin adı ortaya çıktı. Değil mi? Evet hocam. Evet hocam. Bütün Türkiye şimdi onların aleyhine mi konuşacağız? Yanlış da yapsalar bile. Onlar burada yoklar. Bu soruları ben ne diyorum? İsim verirseniz miras konusunu cevaplandırmıyorum. Çünkü karşı tarafı itham ediyoruz. Sen şimdi verdim diyorsun. O da vermedi diyecek. Belki o arası başka şey söyleyecek. Burası mahkeme salonu değil. Mahkemede de bir tarafı hakim dinler ve öbür tarafı dinlemezse karar verebilir mi? Veremez Süleyman. O zaman doğru olmaz, cevap vermem. Bu soruyu geçelim. Başka sorun var mı? Yok, ben sadece dinimizce miras paylaşımı nasıl onu anlatırım. Ama onu şu anda anlatamam, sana anlatamam. Çünkü Süleyman Taşdelen kız kardeşlerini töhmet altında bırakırız. Tamam hocam. Oldu mu canım? Bu da büyük günah. Hocam, yani miras paylaşımında haksızlık yapmak günahsa, gıybet etmek, kardeşlerini Türkiye'ye ilan etmek o da büyük günah. Ona dikkat edelim. Bu yanlışları yapmayalım maalesef. Ben seni dünyaya rezil ederim şeklinde telefonu bağlayıp kanallara kardeşini, anasını, babasını bir insan şikayet etmemeli. Televizyonu silah olarak kullanmamalı. Biz de buna müsaade etmeyiz. Peki, Allah'a emanet olun. Buyurun. Thank you.
Vay maşallah. Ne kadar güzel. İçe dokunuyor, ruha dokunuyor. Ne makamıydı bunlar? Uşak makamında. Allahu Ekber. Evet, telefon bekliyormuş. Selamünaleyküm. Selam hocam. Gaziantep'ten, buyurun. Şey hocam, ayrı sabırlar. Sağ olun. Sorum olacaktı. Dinliyorum. Buyurun. Sen ve senin fitreni engelli dayın ve yengene. Teyzene. Teyzene. Evet. Engelli. Fakirler mi aynı zamanda? Evet hocam. İhtiyaçları varsa, muhtaçlarsa. Aynen hocam. Zekat verecek kadar zengin. Engelli aylıkla geçiniyorlar. Zekat verecek kadar zengin değillerse. O zaman onlara veririz. Çok da güzel olur. Önce yakın akrabadan başlamak lazım. Akrabanın akrabaya hakkı. Bir insan sadece insan olmak bakımından dini, ırkı, cinsiyet ne olursa olsun bizde bir hakkı vardır. İnsan hakkı vardır. Ona selam veririz zarar gelmedikçe. Onunla güzel geçinmeye çalışırız. İnsan hakkı var. Bu insan Müslümansa iki hakkı olur. Müslüman kardeşi oluruz. Bu insan akrabamız ise üç hakkı olur. Bir Müslüman akrabanın diğer insanlara göre üç türlü hakkı fazladır. Önce oraya, önce yakınımıza. Zenginsin, parayı sağa sola hayır yapıyorsun, güzel. Ama akraban orada sıkıntı çekiyor. Sen onlara hiç umursamıyorsun, yardım etmiyorsun. Ne der içinden? Herkese yardım ediyor. Bizi düşündüğü yok yani. Günaha girersin durduğun yerde. Çok iyi olur. Allah kabul etsin. Başka soru var mı? Tamam hocam, teşekkürler. Hocam bir sorum daha olacaktı. Dinliyorum. Teheccüd namazı kıldığımızda ikinci rekat selam verip ikinci rekatta geri niyet etmemiz gerekiyor. Yani iki rekatta bir teheccüd namazı kılarsak selamdan sonra tekrar niyet gerekmez. Çünkü biz teheccüd namazı kılmaya niyet ettik Allah rızası için. İki kılarız. Selamun aleyküm, esselamu aleyküm. Sonra kalktık bir daha kıldık. En son duamızı yaparız. Baştan beri niyetimiz zaten teheccüd kılmaktı. 8 kılarız, 10 kılarız 2-2 olarak. Salatul leyli mesna mesna. Gece namazlarını 2-2 kılmak da eftaldir. Tekrar niyet gerekmiyor kardeşim. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet, selamünaleyküm. Yeni bir telefonumuz var. El Aziz'den geliyor. Elazığ. Selam olsun. Buyurun. Aleykümselam hocam. Hayırlı sağlar. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Hocam, ben Kayseri üreticisiyim. Evet. Biz öşürü 20'de 1 veriyoruz. Doğru yapıyorsun. Yalnız biz bunu meyve alırken biz veremiyoruz hocam. Sattıktan sonra biz bunu ayırıp parasını ödüyoruz. Öyle de olur. Meyve olarak da verebilirsiniz, para olarak da verebilirsiniz. Yani peki hocam, mahsuru yok. Peki hocam, kayısı bir sene kaldıktan sonra zekatı oluyor mu? Kayısı bekliyor mu kolilerde, şeylerde? Evet, ambarlarda bekletebiliyoruz. Yani siz bunun öşürünü verdiniz, öyle mi? Evet. Öşürünü verdiniz, tamam. Başka zekata tabi olmaz. Ancak siz öşür vermeyip de ticaret yapıyorsanız, kayısı ticareti, aldım, sattım vesaire ambarlarda da var ve bunlar cari bir malsa orada bir sene beklemeniz de gerekmez. Cari mallar, peyniriniz var. Bir sürü 10 ton peyniriniz var, 5 ton kayısınız var, 5 ton bunların da zekatını bedel olarak vereceksiniz veya mal olarak vereceksiniz. Vermeniz gerekir. Ticaretini yapıyorsanız. Peki hocam. Allah kabul etsin. Sağlık, sağ afiyet hocam. Diliyorum inşallah. Bereket versin hayırlı. Rabbim. Kayısılara bereket versin. Zeytinlere bereket versin. Evet, bugün de yine bir selam söyleyeyim. Selam söyleyeyim. Dünyanın dört bir tarafında bizi izleyen kardeşlerimiz var. Van'dan, Hakkari'den, Iğdır'dan, Ardahan'dan Edirne'ye kadar, Tekirdağ'a kadar, Çanakkale'ye kadar, İzmir'e kadar, Aydın'a kadar, Muğla'ya kadar Türkiye'nin her tarafına selam olsun. Bir de etrafımızda Azerbaycan'a bugün özel bir selam göndereyim tekrar. Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun.
Onları çok seviyoruz. Bakü'den bizi izlediklerini çok iyi biliyorum. Şu anda bizi izliyorlar. Oradaki kardeşlerimiz, hepsine muhabbetlerimi sunuyorum. Evet, Tenim Mescidi, Hazreti Ayşe'nin ihrama girdiği, namaz kıldığı, kardeşiyle beraber gidip niyetlendiği umreye, Tenim Mescidi'ne sizi kısa bir aradan sonra oraya götüreceğim. Tenim Mescidi'nde inşallah nasıl ihrama girilir, nasıl niyetlenir? Mekke-i Mükerreme'ye çok yakın, Medine yolu üzerinde tertemiz, pırıl pırıl bir yer göreceksiniz. Siz de çok beğeneceksiniz. Allah-u Teala gitmek nasip eylesin. Kısa bir aradan sonra Tenim Mescidi'ni anlatıyorum inşallah. Kıymetli kardeşlerim, sevgili izleyiciler, burası Mekke'ye 6 kilometre uzaklıkta Tenim Mescidi. Tenim Mescidi Hazreti Ayşe Mescidi olarak da biliniyor. Bu gördüğünüz haremin, Mekke'nin harem sınırını tespit eden, belirten, Osmanlı ecdadımız zamanında dikilmiş harem taşlarıdır, sınır taşlarıdır. Zaten burada da karşıdaki duvarda da yazıyor. Hatbül Haram, harem sınırı. Yani bu bölgeden içerisi harem sayılıyor ve bundan Mekke'de oturanların umre yapması için bu sınırın dışına çıkmaları gerekiyor. Tenim Mescidi bu sınırın dışında kaldığı için burada ihrama girilebiliyor. Hacca gelip, umreye gelip, nafile umre yapmak isteyenler de tekrar buraya gelip burada ihrama girip umrelerini yapabiliyorlar. Harem sınırına çıkıyoruz şu anda. Tenim Camisi tabii. Burası mescit desek de Türkiye'de burası bir cami. Mescit deyince yanlış anlaşılıyor. Hemen karşımızda hanımlar bölümü var. Çok sayıda yer ayrılmış onlara. Burada da ihramlı erkekler ihram namazı kılıyorlar şu anda. Ve ihram namazı kıldıktan sonra iki rekat namazdan sonra niyet edecekler. Umre yapmak üzere. Çünkü umre mevsimindeyiz. Umre yapmaya niyet edecekler. Telbiye getirecekler. Ve ondan sonra da buradan Mekke'ye, Kabe'ye geçecekler. Kabe'de yedi şaf dediğimiz bir tavafı yapacaklar. Tavaftan sonra tavaf namazı kılınacak. Namazdan sonra zemzem içilecek. Zemzemden sonra nafile umrede olsa mutlaka tavaftan sonra sa'yı yapılacak. Safa Merve arasında 7 defa gidip gelinecek. Burada Hazreti Ayşe annemiz bize onun hayatı, onun burada umreye girmesi bir şeyi hatırlatmış oluyor. Onu konuya dikkat çekmek lazım. Hanımların özel durumları. Allah-u Teala onlara öyle yazmış. Yani vücudun kanla ilgili kendini ayarlayabilmesi için ve çocuk dünyaya getiren kadınlar Allah-u Teala'nın erkeklerden farklı bir onlara özel adet günleri, hayız günleri takdir eylemiş. İşte o günlerde hanımların ibadet etmesi, namaz kılması, daha doğrusu namaz kılması ve tavaf etmesi, mescide girmesi, caminin içerisine girmesi caiz olmaz, helal olmaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemize o haliyle geldiğinde umre yapmasına, tavaf yapmasına müsaade etmemiştir. Kadınlar hayız halinde tavaf yapamazlar, namaz kılamazlar, oruç tutamazlar. Kılamadıkları namazların kazası gerekmez. Ancak tutamadığı oruçların kazası gerekir. Başka zamanda tutarsınız diyor çünkü. Hayız hali bir hastalık halidir. Orada cinsel ilişki Kur'an'da yasaklanmıştır. Bir ezadır. Kadına da erkeğe de eza verir. O haliyle insanların birleşmesi helaliyle de olsa. Onun yasaklanmış olması, haram kılınmış olmasının pek çok hikmeti vardır. O durumda kadın, tabi cahiliye döneminde kadın o durumda şeytan gibi görülür. Onun yediği, içtiği ayrı olur ya da aynı yatağa girilmezdi veya dokunulmazdı. Onun bir tarafta tecrit edildiğini şahit oluyoruz. Karantina altına alınır gibi ve kadınlar utanırlardı kendilerinden. Ama İslam sadece belli ibadetleri, dua okuyabilir, dua edebilir,
çarşıya çıkabilir, alışveriş yapabilir, yemek yapabilir, çocuk emzirebilir. Bunların hiçbir mahsuru yok. Her türlü zikrini yapabilir ama Kur'an'a el sürmek, camiye girmek, tavaf yapmak, namaz kılmak bunlar Allah'ın özel istediği ibadetlerdir. Bu da kadına mükellef tutulsa zorluk olacaktır. Kolay olmayacaktır o haliyle kadına. Allah-u Teala'nın aslında bir kolaylığıdır. Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği bu fıtrat gereği hali Allah-u Teala istisna ederek onlardan bazı vazifeleri kaldırmış oluyor. Ki namazı bile tekrar kaza etmeleri gerekmiyor. Kolaylık olduğunu anlıyoruz. Eğer namaz illa kılacaksınız denseydi bu haliniz geçtikten sonra her ay 6 gün, 7 gün, 8 gün, 10 güne kadar çıkabilir. Bu şekilde onların kazasıyla uğraşacak. Yük üstüne yük kazanacaktı. Ondan da kurtulmuş oldu. İslam'ın bu yaptırım sayesinde, emri sayesinde. Ama diğer taraftan da ibadet Allah'a, işte namaz için abdest gerekiyor. Namaz kılmak tamam güzel, namazdan mı engelleyeceğiz? Hayır, ama abdest şartıdır. Abdest size bir temizlik halidir. Ama o kadın o haliyle abdestli sayılamaz. Çünkü temizlik hali değil. Bundan dolayı namazlarını kılamaz, tavaf yapamaz. Hazreti Ayşe annemizin başına gelmiş olması da ümmeti Muhammed için bir örnektir. Ve bu haliyle de yapabilir, oruç tutabilir, namaz kılabilir, tavaf yapabilir diyenlere de bu hadise, Buhari'deki ve diğer kitaplarımızdaki bu efendim olay, anlatılan olaylar, hadis-i şerifler aynı zamanda bir cevaptır. Asla biz kadınlar o haliyle iken tavaf yapar diyemeyiz. Çünkü uygulamaya terstir. Bırakın hadisleri, 1400-1500 senedir gelen semai olarak kulaktan duyma bile olsa gelen bilgiler bu konunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Buna da dikkat çekmek istedik. Veda haçında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'den yola çıkmış. Mekke'ye ashabıyla beraber kurbanlık develerle, koyunlarla, pek çok insanla beraber gelmiş ve umresini yapmış. Ancak Hazreti Ayşe annemiz, ya Resulallah, herkes umresini yaptı. Ben ise kadınlık halim sebebiyle haçtan önce umremi yapamadım. Bana müsaade etseniz ben ne yapmam gerekiyor diye soru sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da, ey Ayşe, bu Adem aleyhisselamın kızlarına Allah'ın yazdığı bir takdirdir. Bunda da bir hayır bereket vardır diyerek kardeşi, Hazreti Ayşe'nin kardeşi Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'a seslendi. Abdurrahman'a Peygamber Efendimiz dedi ki, kardeşinle beraber deveye bin, Ayşe'yi devenin terkisine al ve onu tenime götür. Abdurrahman'la birlikte yola çıktı. Deveye binerek Mekke'den 6 ya da 7 kilometre civarında, ki Osmanlı seyyahlarından ölçüp 6160 metre civarında olduğunu söyleyenler var Kabe'ye buranın. Ve bu 6 kilometrelik mesafede Hazreti Ayşe annemiz harem sınırlarını çıkarak geldi, burada abdestini aldı, güzelce temizlendi ve 2 rekat tavaf namazını kıldı. Namazdan sonra dualarını ve niyetini yaptı. Telbiye getirerek ihrama girmiş oldu. Mekke'ye geldi. Kabe'yi tavaf etti. Tavafın ardından namazını kıldı. Tavaf namazını zemzem suyundan kana kana içti ve ardından da sayini yaparak kavuştular. Muhassap'ta Allah Resulü Hazreti Ayşe annemizi beklemişti. Onun umresini tamamlayıncaya kadar ashabıyla orada sohbetler etti. Orada ibadet ettiler ve Hazreti Ayşe annemiz yanına geldikten sonra Medine yoluna devam ettiler. Bu olay veda haccında oldu. Artık burası Cirane gibi, Hudeybiye gibi, Arafat gibi Mekkelilerin harem sınırı dışına çıkarak ihrama girdikleri bir yer oldu. Resul Efendimiz burayı da ihram mikat mahalli, yani mikat
haremlikten kastımız Mekke'deki haremdeki insanların ihramlanacağı yer olarak burayı belirtmiş oldu. Hazreti Ayşe annemizin bu namaz kıldığı yerde özellikle burada da çok kıymetli kardeşlerimiz ihrama girdiler. Osman Bey böyle gel, böyle gel. Siz de Kabe'den buraya geldiniz ihrama girmek için. Şükür elhamdülillah. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Şimdi umrenizi yaptınız. Evet, bu ikinci umre için niyet edeceğim. Biraz ikinci sonra. Umre için niyet etmek için ihramla hazırlıklı geldiniz. Bizimle beraber. Şimdi burada elbisenizi çıkardınız, ihramları giydiniz. Abdestimi aldım. İnşallah namaz kılıp niyetleneceğim. İki rekat ihram namazı kılıp ondan sonra niyetleneceğim. Lebbeyk telbiyeleriyle beraber. Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde vel nimete leke vel mülk la şerike lek. Sizi biz bekliyor olacağız. İnşallah. Namazlarınızı kılın. Bu apayrı bir duygu. İhramın ayrı bir tadı var değil mi? İnsanın ağlayası geliyor hocam. Öyle bir duygu içindeyim. Şu anda sanki dünyadan kesilmişim. Evet. Başka bir dünyaya geçtim. Şu anda yani bu dünyada aynen. Değilim sanki. Dünyalıklardan zaten arındık. Tertemiz, bembeyaz, kefen giyer gibi, mahşer günündeki gibi. Günahlarımızla, bütün o getirdiğimiz suçlarımızla Cenab-ı Hak'tan af dilemeye geldik. Kabe gibi kutsal bir beldeye geldik, Mekke'ye. Ve tekrar umre yapmak size nasip olacak inşallah. İnşallah bugün. Hocam, inşallah. Bunu kendiniz o. için mi yapıyorsunuz? Bunu kendim için yapıyorum. Yani yine aile büyüklerim için de. Tavaflar mı yaptınız? Tavaf yaptım. Yine bundan da gelen sevaptan onları da paylaşmak İnşallah, istiyorum ama dualarda. Tabii ki öncelikle kendim için yapacağım. Çünkü günahkarız hocam. Hepimiz yani, öyleyiz. Allah affetsin, kabul etsin. İnşallah. İnşallah Tebrik hocam. Ediyoruz, mebruk diyoruz. Allah-u Teala nice umreler yapmayı nasip eylesin. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. İnşallah siz namazınızı kılın, niyetinizi yapın. Telbiyede yine buluşuruz. Burada hacılarımız geliyor. Pek çok gruplar nafile ibadet yapmak üzere tekrar burada bir araya geliyorlar. Her umre ateşin demirdeki pası sildiği gibi yok eder. İki umre aralarındaki günahlara kefaret olur. Bir de bu Tenim mescidinin hep eski tarihten beri kitaplar temizliğinden de bahsetmiştir. Burası suları bol, yeşilliği bol, havası güzel. Medine yolu üzerinde Mekke'nin çok güzel bir semt. Sınır burada başlıyor. Çok temiz, geniş, ferah bir cami. Avlusuyla, etrafındaki müştemilatıyla çok hoş bir alan. Allah-u Teala umreye giren kardeşlerimizin umrelerini kabul eylesin. Ve bize de nice umreler yapmayı lütfeylesin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Yeniden hayırlı sahurlar, bereketli sofralar diliyorum efendim hepinize. Rabbim güzel güç kuvvet versin, rahatlıkla oruç tutmayı nasip eylesin. Allah'ın sevmediği 7 kişi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sevmediklerini ve sevdiklerini beyan ediyor. İnna Allaha la yuhibbul müsrifin diyor mesela. İşte Allah şunları sevmez. Mesela İnna Allaha la yuhibbul mütekebbirin. Allahu Teala kibirlenen, böbürlenenleri sevmez. Birincisi bu. Kibir insanların kendisini başkasından üstün görmesidir. Başkasının sırtına basması, onu küçük görmesidir. Hepsini insanları küçük görüyor. Kendini en yüce görüyor. Bu çok kötü bir hastalıktır. Allah bu günahı hiç sevmiyor. Şeytan kibirlendi Adem Aleyhisselam'a. Melekler secde etti. Şeytan secde etmem ben dedi. Ateşten yaratıldım. O topraktan dedi. Allah-u Teala dedi ki seni kovdum defol git. Şeytan kovuldu. Neden? Kibrinden dolayı. Yeryüzündeki ilk günah kibirdir. İkinci günah nedir? Kıskançlıktır. Adem'in oğulları Habil'le Kabil arasındaki kıskançlıkta Kabil Habil'i kıskançlığından öldürdü. Bak kıskançlık ölüme bile sebep oluyor.
İki, şımarıkları Allah sevmiyor. Şımarık. Ölçüsü yok. Her yerde laubali, başkasıyla alay ediyor. Herkese şımarıyor efendim. Ölçü tutturamıyorsun. Şurada dur, durmaz. Bunu yap, yapmaz. Bilmem ne, mızıkçı, şımarık. Bunlar ne millete faydası olur, ne devlete faydası olur, ne ahirete faydası olur. Allah şımarıklardan muhafaza eylesin. Çocuklarınızı şımarık yetiştirmeyin. Ciddi olsun. Terbiyeli olsun. Edepli olsun. Üç, fitne çıkaranlar. Fitne. Fiskosla oraya götürüyor, söylüyor. Buraya götürüyor, söylüyor. Kardeşi kardeşe düşman ediyor. Akrabayı akrabaya, komşuyu komşuya düşman ediyor. Kabileleri birbirine düşman ediyor. Efendim, cemaatleri birbirine düşman ediyor. Onlara saydırıyor, bunlara saydırıyor. Fitne. El fitnetu eşeddu minel katli, Kur'an-ı Kerim ayeti. Fitne öldürmekten de beterdir diyor Allah-u Teala. Adam öldürmüş gibi günahtır. Fitne çıkarmak. Fitne yok. Bozmayacaksın. İnsanların kalbini bozmayacaksın. İnsanların kurulu düzenini bozmayacaksın. Huzurunu bozmayacaksın. Yürüyüp giden bir organizma var, bir kuruluş var, bilmem ne. Hayır işlerinde fitne daha çok çıkıyor. Allah rızası için bir yerde, işte bir vakıfta, bir dernekte ya da işte bir partide, ne bileyim, şurada burada insanlar hizmet etmek istiyor. Ama fitneciler karıştırıyor ortalığı. O katilden de beterdir. Fitneden ve fitnediciden uzak duracağız. Fitne varsa bir yerde dağ başına çekilmeniz daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dört, Allah müsrifleri, israf edenleri sevmez. Ekmeği yiyor, yarısını yemeden gerisini çöpe atıyor. Tabağın ucundan alıyor, gerisini çöpe döküyor. Efendim, bir sürü saati var, bir sürü ayakkabısı var, bir sürü çorabı var. Her biri bir yerde. 40 yılda bir giymiyor. Elektriği açık bırakıyor. Sabahlara kadar yanıyor. Bütün evin ışıkları yanıyor. Bunlar israf. Zamanı öldürüyor. Oyun, oyun, telefonu alıyor. Akşama kadar böyle. Sabaha kadar böyle. Gece yarıları telefona bakıyor. Oyun. Nerede kalmıştım? İsraf, israf, israf. Ömür gidiyor senden, sermayeyi kaybediyorsun. Allah zalimleri sevmez. Birine baskı yapıyorsun, zulmediyorsun, işkence ediyorsun, kadın diye dövüyorsun, eşin diye dövüyorsun, çocuğun diye dövüyorsun, zulmediyorsun. Sevmez Allah Teala. Sen zalimsin. Ya da gariban, silahsız, masum halk, bombaları yağdırıyorsun, hastaneleri bombalıyorsun, bugünkü İsrail'in, Siyonistlerin yaptığı gibi. Gazze'yi bombalıyorsun. Şehir bu ya. Bunlar sana ne yapacak? Masum insanları, Allah onların cezasını daha çabuk verir. Cenab-ı Hak zulmedenleri sevmez ve hainleri sevmez. Hain, malının başına getirmişsin, ortak yapmışsın. İşçi yapmışsın, kasayı ona teslim etmişsin. Emanet vermişsin, namusunu ona teslim etmişsin, ihanet etmiş. Yolda öldürmüş, namusunu kirletmiş. Efendim, parasını çalmış, kasasını boşaltmış. Adamı iflas ettirmiş. Böyle hainler var. Onlardan Allah muhafaza buyursun. Allah hainleri sevmez. Cenab-ı Hak bizi sevdiklerinden eylesin. İnşallah yarın da sevdiklerini anlatırız. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar hocam. Bereketli sofralar. Şanlıurfa'da ezan, evet, okundu mu? Yok, hayır, okunmadım hocam. Kaç dakika var? Bir 10 dakika falan, bir 50 dakika falan bence kalmış. Yanlış değilimse. 10 dakika mı kalmış, 50 dakika mı? Karar ver. Bilmiyorum hocam. Daha var yani. He? Bilmiyorum. Bakmadım saate. Var daha yani. He, kaçırmayın benimle konuşurken, evet, sahuru. Evet hocam. Buyur. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dinliyorum. Ha, hocam, iki tane sorum olacaktı. Evet. Ölmüşlerin arkasından Fatiha okunur mu? Ölenlerin arkasından. Evet. Ölüye Fatiha okunur mu? Okunur mu? Evet. Bir de 17 yaşında çocuğum var, engelli, Down sendromu. Hı hı. Oruç tutmuyor, günahı bize var mı? 10 yaşında. 17 yaşında. Hocam. 17 yaşında. O özürlü, engelli zaten ona. Yani
bütün biyolojik yapısı, fiziki yapısı, zihin yapısı dört dörtlük değil herhalde. Raporu vardır değil mi? Doktorlar ilaçları vardır vesaire. Onlara günah yazılmaz eğer fiziki durumları müsait değil ve akli durumlarında da yetersizlik olursa onlara günah yazılmaz. Fatiha'yı niye merak ettin? Okunmaz mı diyorlar? Hocam bize okunmaz dediler. Bir de ayrıca internetlerden falan hani karşımıza çıkıyor. Bazen siyonist insanlar var, okunmuyor. Fatiha akalarından okunmuyor ölmüşlerinizin. Mesela babama okuyorum. Bak. Dediler ki okuma gitmiyor. Fatma Hanım. Evet hocam. Biz şimdi ölçülerimizi kaçırdığımız için hep kafamız karışıyor. Evet. Halbuki bizim ölçümüz şöyle bir ölçü var. Mecelle kaidesi. Fıkıh, İslam hukukunun kaidesi. Diyor ki Eddelilu meniddea vel yeminu ala men enkara. İddia eden delilini getirecek. Evet. İnkar eden yemin edecek. Evet. Bir kişi Fatiha okunmaz diyorsa delilini getirecek. Niye okunmaz diyeceksin. O da diyecek ki şöyle ayet var, böyle hadis var, kabul edelim. Fatiha okunmaz, Kur'an okunmaz diyenlerin delili yok ki. Okunur diyenlerin delili var. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ettiği ve arkasından her duaların arkasında sık sık Fatiha okuduğunu da biliyoruz. Biz El-Fatiha derken bir bildiğimiz var. Bunu okunmaz diyenin hiçbir delili yok. O kafadan atıyor. Sen yaptığın şey yeter ki bozayım diyor. Fitne çıkarmak için. Sağ olun. Peki hocam. Allah'a emanet ol. Sağlık. Sağlık, afiyet diliyorum. Şanlıurfa'ya selamlar olsun. Evet. İstanbul'dan telefon alacağım. Daraldığımızda ne okuyalım? Ruhumuz daralıyor. İşlerimiz ters gidiyor. İşimiz olmuyor, tutuyoruz, elimizde kalıyor, yarım yamalak, yapmamız gerekeni yapamıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Onun da çareleri var. Tedbirimizi aldık, her şeyi yaptık ama olmuyorsa onun da duası var. Daraldığımızda da Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra fe iza feragte fensab ve ila rabbike fergab. Allahu Ekber. Okurken bile bizi ferahlatıyor. Senin için biz göğsünü açmadık mı? Bak ne güzel mana. Elem neşrah leke sadrek. Senin göğsünü biz açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükü? Senden o yükü indirmedik mi? O sırtında gıcırdamakta olan yükünü, senin şanını yüceltmedik mi? Ve rafa'na leke zikrak. Demek ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her zorlukla beraber başka bir kolaylık vardır. Evet, o halde boş kaldığında yine kalk, çalış, çabala ve Rabbinden ümit et. Hep ona doğrul, ona yönel. Alimler diyorlar ki İnşirah suresinde iki tane usur, iki tane yüsür. Yani iki tane zorluk, iki tane kolaylık görünüyor size, öyle mi? Öyle değil. Arapça bilenler, alimler biliyorlar ki baştaki el usru, elif lamlı marife denir buna, aynı cins olduğu için el usr iki defa geçen aynı şeydir. Ama yusrun nekra geçtiği için iki ayrı kolaylıktır. Ve alimler diyor ki Allah bir kolaylığa, bir zorluğa iki kolaylık vaat ediyor. Başın daraldıysa bir sefer iki defa kolaylaşacak demektir. Bu duayı, bu sureyi daraldığımızda okuyalım. Hep beraber okuyalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al usri yusran
inne ma'al usri yusra fe iza feragte fensab ve ila rabbike fergab. Allahu ekber. Sadakallahul azim. Allah dualarımızı kabul etsin. Darlıkta, zorlukta olanlara kolaylık ve bolluk versin Rabbim inşallah. Telefonumuzu bekletmiştik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı geceden. Sağ olun. Hayırlı sahurlar. Size de efendim. Buyurun. Hakkınızı helal edin şimdiden hocam. Estağfurullah. Buyurun. Hocam ben 5 aylık hamileyim. Karnımdaki çocuğum girdiğim testlerde işte Down sendromlu olduğunu ve kalbinde büyük bir delik olduğunu söylediler. Hocam ben çok... Çok geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben biraz sıkıntılı bir hamilelikte geçiriyorum. Ama ben çok dua ediyorum hocam ve... Daha önce çocuğunuz var mı? Var var, iki tane evladım daha var ama sağlıklı, sağlıklı hiçbir şeyleri yok. Bu üçüncü olacak. Evet. 5 aylık hamilesiniz. Evet hocam. Bu ultrasonda vesaire mi ortaya çıktı? Nasıl evet, oldu? Evet hocam, aynen testlerde. Peki ne diyordun? Ben çok şey adadım. Yani hani sağlıklı, sağlıklı olsun diye hocam. Yani bu verdiğim sadakalar, adaklar onun kaderini değiştirir mi hocam? Birincisi, annenin can tehlikesi yoksa evet, her engelli çocuğun yaşam hakkı vardır. Aynen hocam, söylediler aldırın diye, biz kabul etmedik zaten. Hayır hayır. Ya onlar yok, para için neler etmedi, söylerler. Yok. Para için keserler. Yok. Adam bile öldürüyorlar para için, evet, öldüren var. Hep söyle hocam, değil ama. Aldırın diye. Ben dedim o benim evladım, ben böyle bir şey. Birincisi bu sevgili kardeşim. İkincisi, Cenab-ı Hak her şeye kadir. Başta böyle görünebilir. Sonra bakarsınız hiç umulmadık, tertemiz, pırıl pırıl, sapasağlam, nur topu bir evlat oluverir. İnşallah. Bir geçen senelerde, yani bir iki sene oldu, beni izliyorlardır büyük ihtimalle. Evet. Konya'da kitap imzası sırasında izleyicilerim, okuyucularım böyle geldi. Bir de hanımefendi 10 yaşında bir kızıyla geldi. Nur topu gibi. İsmini hatırlayamayacağım. Dedi ki hocam, ben sana 10 sene önce bu çocukla ilgili doktorların dediğini söylemiştim. Bunu aldırmanız lazım. Bu çocuk yaşamaz demişlerdi. Siz de demiştiniz ki annenin can tehlikesi yoksa aldırma demiştiniz. Ben bu çocuğumu aldırmadım. Elini öpmeye geldi dedi, nur topu gibi. Ve çocuk elimi öptü. Sarıldık. Hiçbir kusuru yok. Pırıl pırıl. Doktorlar o zaman öyle yanlış şey vermişler. Mutlaka heyet raporu olmalı ve heyet raporunda da anne yaşayamaz denmeli. Yoksa şöyle olur, böyle olur. Onu Allah-u Teala bilir, düzeltir. Ne okuyayım diye soruyorsun, öyle mi? Evet hocam, yani her akşam sizi izliyorum. Dedim hocam benim için de dua edin. Dua edelim. Çünkü Türkiye'de dua etsin. Rabbim sana inşallah sağlıklı, afiyet üzere, amin, hayırlı bir evlat nasip amin eylesin. Hastalıklardan, gamdan, kederden korusun. Ayet-el Kürsi'yi çokça okuyun inşallah. Evet. Vaka suresi, Rahman suresi. Kur'an şifadır. Kur'an dinlet karnında. Hocam o kadar çok ayet okuyorum ki artık onlara zaten Allah'ım diyorum. Yani bu ayetlerin hürmetine. İnşallah. Yusuf suresi, Enbiya suresi, Muhammed suresi. Ne varsa hocam okuyorum. Tamam. Karnıma üflüyorum. Allah, Rabbimden şifa gelir. Sadece Rabbimin ona dilediği, Allah'ın dilediği olur. Evet, takdir Rabbimin. Aynen, ama inşallah. Çok şey adadım, çok sadaka i̇nşallah veriyorum. Ver, iyi olur. İnşallah, evet, başının gözünün sadakası olsun. Hayırlı bir evlat olsun sana da Cenab-ı Hak. Amin. Güzel, güzel bir evlat nasip eylesin inşallah. Amin hocam, sağ olun, Allah razı olsun. Amin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Diğer bir telefonumuz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Hayırlı sağlar sizlere de hocam. Ellerinizden öperim. Ben de Sivaslıyım. Allah razı olsun. Adem Hoca da Emre de burada. Sivaslılar çok. Sivaslara selam olsun. Buyurun. Selam olsun. Cümle oradakilere de selam olsun. Amin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Buyurun hemşerim. Hocam benim bir senedir başıma gelen bir olay oldu. Evimizde bir o pis hayvanın bir papaz büyüsüyle yapılmış bir büyümüş çıktı. Ben bir senedir eşimden ayrıyım. Bir dakika şimdi. Büyü çıktığı için mi ayrıldın? Büyünün ayrıldıktan sonra ayrıldım. Mı buldunuz? Yok. Büyü çıktıktan sonra ayrıldık. Büyüyü kim buldu? Eşim buldu.
Eşin buldu evde. Evde. Affedersiniz, çok özür. Tuvaletin klozetinin su gelen yerinden bulundu. Ne koymuşlar oraya? Çift katlı şırınga içinde, sarımsı, yeşilimsi bir renkte. O pis hayvanın büyüsü. Pis hayvanın büyüsü nereden biliyorsun? Ne yazıyor? İçinde yazı okudunuz mu? Yazı, içinde yazı yok, sıvı. Sıvı yazıyor. Sıvı şekilde, sıvı şekilde. Büyücüye mi gittiniz, muskacıya? Baktırdım, evet. Kime baktırdınız? Ümraniye'de bir hocaya gittim. Bulduk arkadaşlarımı hastasıyla. Hoca dediğiniz muskacı mı, cami hocası mı? Muskacı. Muskacı ne diyecek? Büyü yok demez ki. Muskacı. Baktı, tövbe bismillah dedi. Bu ne ya dedi. Hı. Ondan sonra bu toprağa dök dedi. Ayetler oku dedi. Üstüne de su dök dedi. Gitsin dedi. Tamam. Peki gitti. Hanım niye gitti? Bana hanım gitmedi. Boşandı. Müstakil. Boşandık tamam, dedi. Ama ayrıyız. Boşandık demedim. Ha, ayrısınız. Ayrıyız. Ayrı yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Evet hocam. Peki muskadan önce de mi ayrı yaşıyordunuz bu? Yok. Yok. Şimdi ben şurayı tam anlayamadım. Siz güzel geçinip gidiyordunuz, beraber yaşıyordunuz. Bir gün affedersiniz, tuvaletten bir muska buldunuz. Gittiniz muskacıya, ondan sonra hanımla bir araya gelemediniz. Doğrudur. Doğru mu? Doğrudur. O zaman muskacı sizi ayırmış. Ya muskacı dinlemişsiniz, hanımla ayrı kalmışsınız. Hayır, dinleme. Ya şimdi tabii ki herkesin başına geliyor. Sonuçta biz bunu muskacıdan önce de bir ay, yani bundan 2 ay önce muskayı bulmadan 2 ay önce de bir çatırdamalar vardı. Ne çatır diyordu? Yuva. Yani evdeki yuva çatır diyordu, evet. Peki. O sonra da muska çıktı, şimdi bir araya gelemiyorsunuz. Evet. Bakara 102'yi hiç okudunuz mu? Yok hocam. Muskacıya gitmeden önce okusaydın. Ya, Bakara 102'yi okuyalım beraber. Okuyalım hocam. Okuyalım. Bak, Bakara 102'den Cenab-ı Hak ne diyor? Ah kardeşim, ah. Dinimizi muskacılardan öğreniyoruz. Ondan sonra da adam olamıyoruz bir türlü. Aileler yıkılıyor. 28 senelik de evliliğim var. Bir muskacının sözüne inanıyorsun, öyle mi? Bak Allah-u Teala ne diyor? Bakara 102'yi beraber okuyalım. Estağfirullah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan, insanlara sihri öğreten şeytan kafir oldu. İnsanlara sihri öğreten şeytan kafir oldu. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتُ. Harut ve Marut isimli iki melek Babil'e inen, onlar وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Biz size imtihan için bu sihri öğretiyoruz. Ama bunu yaparsanız فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ. Onlar da karı koca arasını ayırmak için bunu öğreniyorlardı. Bu imtihandır. Küfre düşmeyin diyor melekler. Yaparsanız küfre düşersiniz, imtihanı kaybedersiniz. Ve وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Kim ne sihir yaparsa yapsın, büyü yaparsa yapsın, muska yaparsa yapsın, Allah müsaade etmedikten sonra hiç kimse zarar veremez. وَمَا هُمْ بِدَارِينَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Onlar zarar da verebilecek, fayda da verecek şeyleri, veremeyecek şeyleri öğreniyorlar. Vakat alimu, bilmiyorlar ki, şunu bilsinler ki lemen iştara hu malehu fil ahire min halak. Bunu satın alanların, muskacıya gidenlerin, büyücüye gidenlerin, sihirbaza gidenlerin ahirette nasibi yoktur.
ma şerav bihi enfusehum levkânu yâlemûn ve lebi'se ma şerav bihi enfusehum. Ne kötü şey satın almışlardır diyor Allah-u Teala. Bilselerdi. Şimdi bunu okuduktan sonra bir insan muskacıya gider mi aziz kardeşim? Sihirbaza gider mi aziz kardeşim? Beni muska ayırdı der mi? Allah zarar veremez diyor. Bunu fitne, imtihan için öğrettiler size diyor. Bu bir meslektir. Pis bir meslektir. Bu vardır ama bunu yapanlar insanların yuvalarını yıkamazlar. Sadece cehennemden ateş almış olurlar ve Allah'ı küfrü kendilerine celbetmiş olurlar. Bir defa şu muska çıktı, evde şunu bulduk, bunu bulduk. Bundan dolayı huzurumuz kaçtı fikrinden vazgeç. Oldu mu? Suçu muskada değil, kusuru kendinizde arayın. Ya hanımın eksiği var, ya senin eksiğin var, ya ikinizin eksiği var. Biz hemen muskaya yıkıyoruz, cine periye yıkıyoruz. Suçu kendimiz, bir sürü hatamız vardır. Kolaycılığa kaçıyoruz ve günaha giriyoruz. Aziz kardeşim, hanımla ayrı kalma. Bugünden de ki ya biz yanlış yapmışız, gel barışalım de. Barışın gidin kardeşim ya. Domuz büyüsü varmış, bilmem ne var. Ne olursa olsun. Hocam çok mücadele ettik. Çok mücadele ettim ben kendi adıma söyleyeyim. Yani çok mücadele ettik. İstemiyorum diyor. O seninle yaşamak diyor. İstemiyorsa o da bahanesi olmuş olabilir, onu bilemem. Allah yardımcınız olsun. O muskadan değil. Başka sebepler olabilir ama barışmanızı tavsiye ederiz. Eğer muskadan biliyorsanız Allah yardımcınız olsun. Diğer bir telefon. Selamun aleyküm. Hayırlı sahurlar, bereketli sofralar. Buyurun. Gaziantep'ten Süleyman Bey. Bugün sahur mu yapıyor millet konuşmak için? Süleyman Bey selamun aleyküm. Hatta olduğu halde konuşmuyorlar mı? Bir problem oluyor. Arkadaşlar iyi bağlasınlar. Evet. Bir ilahi alalım arkadaşlar. Evet.
Gayruh. Ne güzel oldu. Esma-i Hüsna'yı saydık. Kim Esma-i Hüsna'yı hakkıyla sayarsa Allah'ın 99 ismi var. Kim hakkıyla sayarsa cennete girer. Men ahsaha dehalel cenne. Allah-u Teala inşallah hakkıyla sayanlardan eylesin. Amin. Telefonumuz varmış. Alıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Mersin'e selam, buyurun. İstanbullar. Allah razı olsun. Hocam bir sorum var da. Dinliyorum ben efendim. Ben ticaretle uğraşıyorum. Piyasada bazı alacaklarım var. Parayı ödemiyorlar. Alamıyorum parayı. Onu zekat veya sadaka olarak mı şey etsem diyorum. Bir iki dakikalık bir reklam aramız var. Siz hatta kalın. Güzel bir soru. Zekatla ilgili soruyorsunuz değil mi? Evet hocam. Tamam. İki dakika sonra beraber konuşalım inşallah. Kısa bir aramız. İki dakika. İki dakika tutun. Buradayız efendim. Ayrılmayın. Selamünaleyküm. Tekrar hepinize hayırlı sahurlar. Mersin'den bir beyefendi bağlanmıştı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Tekrar ederseniz soruyu izleyicilerimiz de tekrar hocam, duyarlar. Hocam ticaretle uğraşıyorum ben. Bazı kişilere verisiye mal vermiştim. Evet. Parayı alamadım. Ödemiyorlar. Bunu zekat olarak, fitre olarak veya sadaka olarak mı versem diyorum. Saysam. Şimdi kesin alacaklarımız gelecekse, ödemeyi inkar etmiyorsa, benim de oradan alacaklarım belli ise, onu ben malıma katarak, hesap ederek zekatını veririm. Bir. İki, alacağım kesin değilse, yani ben onları alamayacağım. Bunları zekata katmam. İki, üç, gelmeyen alacaklarımı zekattan da düşemem. Evet. Biliyorum ki bunlar ödemeyecekler. Evet, o halde ben bunları zekatıma sayayım diyemem sonradan. Fakat şöyle olurdu. Baştan olsaydı
birisi benden borç istedi. Ben de biliyorum ki bu adam fakir, fukara, zor durumda. Ya ben bunu verirken buna zekatım diye vereyim. Öderse ne hal, ödemezse zekat sayarım ben bunu. Deseydik baştan, o zekatı ödeyemediğinde zekatımız verilmiş olurdu. Zekattan düşerdik. Evet. Ama sonradan bunu ödemediği için zekatıma sayayım diyemiyoruz. Bütün kitaplarımızda böyle yazıyor. Çünkü bu zekattan kaçırmak gibi düşünülüyor. Halbuki biz gönül rızasıyla vermemiz lazım ki maldan iyiliğe kavuşalım, zekata kavuşalım. Allah kabul etsin. Başka soru var mı? Var bir sorum daha hocam var. Buyurun. 8 sene oldu hacılığa yazıldım. Çıkmadı. Bu sene gene çıkmadı. Yedekten çağırdılar beni. Benim de durumum müsait değildi. Gidemedim. Yani bir günah var mı? O 8 sene önce size farz imiş. O zaman gitmeniz gerekiyordu. Yazıldınız, doğru yaptınız ama sıraya koydular. Fakat evet. yol bulup gidemediniz. Şimdi size dediler ki gelebilirsin ama benim de imkanım yok. O zaman vardı da şimdi yok. Kur'an-ı Kerim'de haccın farziyetiyle ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki estağfirullah وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Yol bulabilen, gidebilenlere hac etmek Allah'ın insanlar üzerine yazdığı bir farzdır. Gidebilene diyor. Sen gidemiyorsun ki zengine, sağlığı yerinde olan. Paran olur da sağlığın olmaz. Vekalet gönderirsin. Ama sağlığın olur da paran olmaz, sana farz olmaz. Dolayısıyla farziyet sizden düşmüş. Orada yazılarak Allah'ın izniyle inşallah sanki gitmiş gibi sevabını almışsındır. Evet, çünkü hocam, sen orada çıksaydı gidecektin. Çıkmadı ama sevabı aldın inşallah. Sana inşallah Cenab-ı Hak hac sevabı versin. Hacı abim. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Amin. Allah sizden de razı olsun. Hayırlı sahurlar diliyorum. Mersin'e selam olsun. Diğer telefonumuz. Selamun aleyküm. Nazife Hanım, İzmir. Evet hocam, hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Ben de diyordum bir iki gündür İzmir'den telefon gelmiyor. Çok telefon geliyor İzmir'den. Ramazan başından Baba, beri. Ben zor düşürdüm. Yok, telefon çok geliyor da İzmir'den bugün nasip oldu. Buyurun, hoş geldiniz. Demek ki kimse aramaz, Allah bana yol ver. Çok güzel. Allah'a emanet. Buyurun. Hocam ben nasıl desem, evlendiğimde eşim öğretmendi, sonra engelli oldu, hastalandı, engelli oldu. Ve zamanla bu başka kötü bir şeylere bulaştı. Yani bir kötü derken eve para getirmedi. Evet. Bizi çok perişan etti. Ben onu şey yapmak için, bir yola getirmek için bir yemin ettim. Dedim bir daha böyle bir şey yaparsam, daha doğrusu kumar oynuyordum. Daha böyle bir şey yaparsam bir daha seni terk ederim diye büyük bir yemin ettim. Evet. Ya, terk de edemedim. Çocuklarım var, iki tane çocuğum var. Öksüzdüm, baba evi yok. Gene yaptı bileceğini. Yeminini bozmuşsun. Yeminini bozdun ama yuvayı yıkmak da doğru değil. Evi terk etmek de doğru değil. O zaman ne yapacaksın? 10 fakiri yedireceksin. Ya da 10 fakiri giydireceksin. Ona da param yok hocam diyorsan 3 gün peş peşe oruç tutacaksın. Nazife Hanım. Hocam bu orucu tuttum. 3 gün üst üste tuttum. Peki param var da yedirmediysen olmaz. Bak şimdi param var. O zaman var. Yoktu ama şimdi biraz durumumuz iyi. O zaman yaptın. Yemin kefaretini ödemişsin. Tekrar bir kefaret ödenmişse ikinci gerekmez. O zaman ödemişsin. Ama sadakanı ver. Belki o da düzelmesi için ıslah olur. Belki de düzelmiştir eşiniz. Şimdi evet, çocuklar büyüyünce düzeldi Allah'a şükürler. Düzelmiş. Şükürler. Bak ne güzel. Şükür için versen gene. İyi olur. Tamam İyi olur. Hocam. Allah. Bir de hocam, peki, ben midemden çok rahatsızdım. Kızken falan sürekli mide kanaması falan geçiriyordum. Hastanede de yattım. Oruç denk geldi. Ramazan'da yedim oruçlarımı. Evet. Şimdi bir ay tutuyorum ama bir ay zor zor tutuyorum. Bir ay sonra bayağı bir sarsılıyorum. Ondan sonra da oruçları tutamadım. Kaldı. Ne yapmam gerekir? Hastalığınız varsa müzmin, böyle şeker, tansiyon, kalp gibi vesaire, doktorlar da tutma diyorlarsa o zaman
onların varsa parasını verirsin fakire fukaraya. Yok benden fakiri yok diyorsan vermen gerekmez. Gücü yetenlere Cenab-ı Hak yüklüyor fidye, kefaret vermeyi. Gücün yetmiyor, oruç tutmaya da gücün yetmiyor, para vermeye de gücün yetmiyorsa Cenab-ı Hak affetsin diyeceğiz, dua edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam ara ara tutsam olur mu? Hepsini bir ayda değil de. Öyle zaten kazaları hepsini bir ayda tutmamıza gerek yok. Öyle bir usul yok. 3 gün tutarız, 1 gün tutarız, 2 gün tutarız. 1 yıl içerisinde onu 30 güne tamamlarız. Hatta 2 yıl içinde 30'a da tamamlayabiliriz. O zaman tutarım hocam. Öyle ne güzelmiş bak. Hepsini bir arada mı tutacağım zannettin? Evet hepsini yok. Bir ay yedim ya mesela. Yok bir ay yok. Hayır öyle değil. Diğer günlerde Cenab-ı Hak diyor ki kim tutamazsa başka günlerde tutar diyor. O başka günlerde parça parça tutabilirsin. 2, 3, 5'er şey, o şekilde inşallah. Allah kabul etsin. Sağlık, afiyet diliyorum. Oğlum için dua istiyorum hocam. Avusturya'da, Viyana'da. Allah muvaffak etsin. Başarılar versin. Bol rızıklar versin. Müştebayı böyle alalım. Vitir namazını konuşacağız. Bursa'dan bir telefonu alıyorum hemen. Selamun aleyküm. Aleyküm hocam. Aleyküm selam hocam. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım da. Estağfurullah. Hepimizde heyecan var. Bugün artık Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Her tek gecede Kadir Gece olma ihtimali de var. İnşallah evet, 27'sinde Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'ne denk getirsin. Artık her geceyi Kadir bileceksiniz. Duayı çok, tevbe istiğfarı çok, salavatı çok, namazı çok yapacağız. İnşallah bugün de vitir namazı, vitir çok güzel bir namaz. Onu bugün Müşteba ile tarif edeceğiz, okuyacağız inşallah. Sizi dinliyoruz, buyurun. Hocam iyi sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun, buyurun. Vallahi hocam ben sizi yıllardır arıyorum, düşürdüm çok şükür kavuşturana. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Allah razı olsun, teşekkür ederiz, sağ olun. Size 3 tane sorum var. Dinliyorum. Vallahi telefon elimde, sahuru bile doğru düzgün yapmadım, sizi dinliyorum. Hani ararlarsa beni kaçırmayayım diye. Peki, buyurun. Çok şükür kavuşturana. Allah razı olsun, dinliyoruz, buyurun. Hocam benim sorum, zekatla ilgili bir sorum var benim. Evet. Benim evim yok, ben kiracıyım, 2 tane çocuğum var. Evet. Biraz birikimim var ama hani ev almak için biriktirmedim. Zaten ev alamıyorum o parayla. Tamam. Yani bunun zekatını vermek zorunda mıyım hocam? Her ay kira ödüyorsunuz. Evet. Sabit bir geliriniz var mı? Eşim çalışıyor asgari ücretle. Eşin çalışıyor. Birikmiş 80 gram altından fazla paranız var mı? Evet 80 gramdan fazla hocam. Borçları çıktıktan sonra? Yani borçları çıktıktan sonra kalıyor yine tabii ki. Ne kadar kalıyor borçlar çıkınca 80 gramdan fazla kalıyor mu? Evet kalıyor hocam. Kalıyorsa %2,5'unu ver bereketlensin. Hiç korkma. İnşallah hocam. Yani hiç herkes korkma. Öyle dedi. Hani sordum mu dedi. Hiç korkma. Birbirinize... Hiç korkma. Bak artacak göreceksin. Şimdi evet biz hocam inşallah. Ağaçları budadık ya bu ay geçen ay vesaire işte bak bahar geliyor şimdi dallar böyle daha gür fışkıracak. Zekat da aynı öyle yapıyor. Evet Cenab-ı hocam. Bak ummadığın yerden kal. Birinci soru bu. İki. Evet. İkinci sorum da hocam tam da zamanına denk geldi. Ben vitir, yatsı vitir namazını kıldığımda kunut dualarını ben 20-25 yıldır namaz kılıyorum. Ama kunut dualarını ezberleyemedim hocam. Çok üzülüyorum. Yani telefondan çok açtığım ezberleyemedim. Aklımda kalmıyor. Psikiyatri ilaçları da kullanıyorum. Yani hafızam biraz silik hocam. Evet. Bir şeyi hatırlayamıyorum. Maalesef küçükken yani ne okuduysam ezberlediysem onlar kalmış aklımda. Kunut dualarında manalar ne güzeldir. Bugün inşallah okuyacağız. Evet ama çok üzülüyorum. Okuyamıyorum. Bilmiyorum. Bilmeyenler kunut yapacağız yine. Onu da söyleyeceğim zaten. Bugün inşallah. Onu tarif ederken anlatacağım. Ama sen bu arada hocam. hemen mutfaktan bir şeyler hazırla. Sahurunu yap. 3. soruyu da sor. Kunudu takip et. Sahur yaparken. Tamam hocam. Yok ben atıştırdım. Hem de telefonum elimdeydi. Önemli değil. Bir bardak su içerim yeter Estağfurullah. Bana da. Peki. 3. soru. 3. sorum da çocuklarımla ilgili hocam. 2 tane kızım var benim. Evet. Yani biri 17 yaşında. Biri daha küçük de. Hani kapanmasını istiyorum ama hani biliyorum zorlu olmayacağını da biliyorum. Sevdirerek, güzellikle. Evet, oruç tutuyorlar. Ne güzel, ama tebrik ederiz. Ama eşim maalesef tutmuyor. Eşim namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyor. Allah hani ona da nasip etsin. Bana benim örnek alır, babayım örnek alır hocam. Yani bunun vebali ne bana? Sen anneliği güzel yap. Öncelikle çocuk terbiyesi, annenin vazifesi.
Baba da örnek olacak. Onların her türlü ihtiyacını karşılayacak. Sen güzel annelik yaparsan özellikle kızlar sana çekecekler. Bu bir günde olmasa bile bir gün mutlaka senin yolunda gidecekler. O da inşallah namaz kılan ve dua Peygamber Efendimizin evlatları gibi Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hüseyin gibi hayırlı olurlar. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle" duasına çok da devam et inşallah. Rabbi canni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi tüm evlatlarımızı, zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Cenab-ı Hak bizlerin duasını kabul eylesin. İsterseniz gelin önce bir sahur duamızı yapalım. Hep beraber sahur duasını yapalım. Sonra vitir namazını tarif edelim. Allah'ım, bedenim, kalbim senin yolunda kaim. Ömrüm, ibadetim, zikrim hep seninle daim. Namazım, orucum ruhuma ilaç olsun. Niyetim oruç tutmak. Yardımına muhtacım. Elime, dilime, bedenime sen güç ver Rabbim. Orucumu kabul eyle. Zoru kolay eyle Rabbim. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan-ı Şerif orucumu tutmaya, kabul et Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, vitir namazı vacip olan bir namaz. Hanefi mezhebi vacip kabul etmiş. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da vitir namazını yatsı namazı ile sabah namazı arasında, imsak arasında kılınız buyurmuş. Yatsı namazını kıldıktan sonra 3 rekat vitir namazı kılmak vaciptir. Vitir namazı kılmayanlar vitir namazını da kaza etmelidir, kazaya kalmışsa. Vitir namazı 3 rekatlık bir namazdır. Okuyuşlarını hep beraber göreceğiz. O vitir namazının içerisinde bir de kunut yapmak da vaciptir. Kunut yapmak nedir onu da gösteririz. 3. rekatta kunut yapıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya, Allahu Ekber. Aynı bütün namazlarda olduğu gibi Sübhaneke ile başlıyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bitirdik. Fatiha'yı okuyoruz. Sonra bir sure okuyoruz. Mesela vel asri innel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabri. Allahu Ekber. Rükûya gittik. Sübhan rabbiyel azim. Sübhan rabbiyel azim. Sübhan rabbiyel azim. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. İki secdeyi yapıyoruz. Sübhan rabbiyel ala diyerek. Üçer defa Sübhan rabbiyel ala diyoruz. Ve ikinci rekata kalkıyoruz. İkinci rekatta da besmele çektik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'ya başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diye okuduk. Ve ondan sonra Kevser suresini. İnnâ atâynâkel kevser. Bildiğiniz ki neyi biliyorsa onu okuyacak. İnnâ atâynâkel kevser. Fesallilli rabbike venhar. İnne şânike velebter. Rükûya gidiyoruz. Allahu Ekber. Subhan rabbil azim dedik. Semiallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allahu ekber. Subhan rabbil ala. Subhan rabbil ala. Subhan rabbil ala. Allahu ekber. Allahu ekber. Subhan rabbil ala. Subhan rabbil ala. Subhan rabbil ala. Allahu ekber. Oturuyoruz. Oturunca ikinci rekattan sonra sadece ettehiyyatı okuyoruz. Ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahu Ekber. Üçüncü rekata kalktık. Üç rekat bitirdim.
Besmele ile Fatiha'yı okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Fatiha'yı okuduk. Bir sure daha okuyoruz. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad. Şimdi ne yapıyoruz? Bitirdi bu. Kunut yapmak için tekbir alıyoruz. Tekrar. Rüküye gitmiyoruz. Allahu Ekber. Ellerimizi bağlıyoruz. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik duasını okuyoruz. Allahümme iyyâke nâbudu ve leke nusalli ve duasını okuyoruz. Kunut duaları bunlar. Arkadaşlar vakit varsa verelim, yoksa vakit kalmadı herhalde. Peki. Kunut dualarını okumak da vacip. Bu vitri, kunut yapmak vacip. Bunu yapmazsak rükûya, secdeye gidersek seyif secdesi yapmamız lazım. Kunut dualarını bilmiyorum hocam. Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyyâke nâbudu dualarını bilmiyorum. Ekrana da geliyor. Hep beraber okuyalım. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nü'minübüke ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyke ve nüsne aleykel hayre kullahu neşkuruke ve la nekfuruk ve nahlehu ve netruku men yefcuruk. Allahümme iyyâke nâbudu ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfud. Nercu rahmetike ve nahşa azabeke inne azabeke bil küffari mülhik. Bunu okuduktan sonra tekrar Allahu Ekber. Hocam ben bilmiyorum bunu. Rabbena atina, Rabbena firliyi okuyalım. Bilmeyenler. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Secdeleri yaptık. İki secde yapıyoruz. Allahu Ekber. Ve oturuyoruz. Üçüncü rekatta oturuyoruz. Vitir üç rekattır. Ettehiyatı okuyoruz. Allahümme salli okuyoruz. Allahümme barik okuyoruz. Rabbena firli okuyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sonra da vitir de bitti. Yatsı da kıldık. Tesbihatımızı yapıyoruz. Tesbihlerimizi çekip duamızı yapıyoruz. Allah kabul eylesin. Çok mübarek bir namazdır. Vitir namazı Allah kabul etsin diyoruz. Vitir namazlarını ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın vitiri demek, Allah tektir, vitir de tektir. Hocam şöyle bir soru geliyor akla. Niye üç rekat kılıyoruz? Gecenin vitri, vitir namazıdır, üç rekattır. Gündüzün vitri de akşam namazıdır, o da üç rekattır. Akşamı da üç kılıyoruz. Akşamın sonunda üç rekat kılıyoruz. Gecenin sonunda da üç rekat kılıyoruz. Öyle denk getirmiş dinimiz. Allah tektir, teki sever. Üç rekat farz. Üç rekatta akşamın farzı üç rekat. Üç rekatta vitir diyoruz. Dua vaktidir. Duadan sonra Adem Hocam, Hüseyin Hocam ezanları beraber okuyorlar. Biliyorsunuz böyle gönle ne kadar da tesirli ezan okuyorlar. Hep beraber tövbe istiğfar ederek duamızı yapalım inşallah. Teheccüd duasıyla birlikte. Amin. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azim, el kerim, er rahim, ellezî lâ ilâhe illâhu, el hayyel kayyum ve etûb ileyh. Ya Rabbi bizi bağışla. Allah'ım bizi bağışla. Ya Rabbi tövbemizi kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı ört ya Rabbi. Settarul uyubsun, gaffarul zunubsun. Gecenin karanlığının ayıpları örttüğü gibi sen de bizim günahlarımızı bağışla Allah'ım. Bize dayanma gücü ver, yaşama sevinci ver. Helalinden bol rızıklar ihsan eyle. Evladımızı hayırlı eyle. Eşler arasında muhabbet, sevgi nasip eyle. Yuvamızı her türlü tehlikeden, kıskançlıktan, hasetten, nazardan, kem gözden koru. Ya Rabbi neslimizi namaz kılanlardan eyle. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan muhafaza eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ticaretimizi dürüst eyle. Sözümüzü sadık doğru eyle. Amellerimizi makbul eyle. Namazımızı müstecap, dualarımızı müstecap eyle Allah'ım. Orucumuzu kabul eyle. Verdiğimiz sadakaları, zekatları yerine ulaşmasını nasip eyle. Allah'ım dünyanın dört bir tarafında darda zorda olanlara bolluk bereket ihsan eyle. Ruhları sıkılan, içleri daralan kardeşlerimize ferahlık nasip eyle. Ya Rabbi mutluluk ve neşe nasip eyle. Her türlü acıdan, kederden, üzüntüden bizleri, evladımızı, memleketimizi, milletimizi afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi sellerle, felaketlerle, depremlerle bizi imtihan etme. Düşmanla imtihan etme.
Açlıkla imtihan etme. Bizi elimizden tut bizi. Nefsimizin eline bırakma ya Rab. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yalnız senin önünde secde ederiz. Allah'ım bizi başkasına muhtaç etme. Başkasının önünde mahcup etme. Mahşer günü amel defterini sağından alıp doğrudan cennete girenlerden eyle bizi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle. Onu sevebilmeyi nasip eyle. Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmanı nasip eyle. Ya Rab, Ehli Beyt'in ruhlarını şad eyle. Ezvaç-ı Tahirat'ın ruhlarını şad eyle. Duaya muhtaç mümin müminat kabir altında yatan tüm ölmüşlerimizin ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi bizden dua bekleyen kardeşlerimizin duasını kabul eyle. Şu anda bu duaya amin diyen tüm izleyici kardeşlerimizin dünyanın dört bir tarafında şu anda bizi izleyen kardeşlerimizin muradını ihsan eyle. Gönüllerimizden geçirdiklerimizi sen bizden daha iyi biliyorsun. İhtiyaçlarımızı ya Rabbi sen bizlere lütfeyle Allah'ım. Hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eyle. Acele verdiğinde bizi tehir ettirme. Geç vereceğinde de acele ettirme. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hastalarımıza şifa, dertlilere deva, borçlara edalar ihsan eyle. Memleketimizi, milletimizi güçlü, kuvvetli eyle. Birlik beraberliğimizi daim eyle. Hainlere, kötülere fırsat verme ya Rab. Dünya ve ahiretimizi güzel eyle Allah'ım. Lillahi Teala el-Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله الصلاة خير من النوم
ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ezan duasını yapacağım ancak bir soru var. Bir kardeşimiz soru sormuş. Diyor ki hocam biz mukabele yapıyorduk. Mukabele esnasında okuyan kişi dedi ki siz okumadığınız için hatim olmuyor. Biz de evlerimizde kendimiz okumaya başladık. Bu doğru değil. Mukabele okunurken yapılan hatim de hatimdir. Herkes mukabelede, herkes okumaz zaten. Doğrusu o bir kişi okur, diğerleri dinlemek zorundadır. Estağfirullah ve izâ kuriyel Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman kulak verin ve dinleyin diyor. Dinlemek farzdır. O yüzden mukabelede hoca okurken biz de okumayacağız. Biz onu dinleyeceğiz. Ve dinlemek yoluyla da hatim yapmış olacağız. Herkesin kendi kendine ayrıca yaptığı hatim olur ama mukabele dedi ki hatimdir. Onu sonlandırmayın, devam edin. Allahümme Rabbe hazihi daveti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden el vesile vel fadile ve ba'su makamen mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad radina billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyya lillahi teala el fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.